Evet. Ya Allah, bismillah, hayırlı Allah, uğurlu olsun inşallah. Mikrofonu al da kapat. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Vel akibetu lil müttakîn. Ves salatu ves selamu ala rasulina Muhammed. Bu teşekkürü Oğulçok ailesi adına da yapıyorum. Hem şahsım hem ailem adına. Erol abim İmam Hatip mezunuydu. Çorum İmam Hatip mezunuydu. O yüzden ayrı bir anlamı daha var. Erol abim ilk okula başladığında o da yatılı bir okuldaydı. Kur'an kursunda başlamıştı. Burada da yine bir yurt var. Burada okuyacak yavrularımız inşallah güzel eğitim alırlar. Güzel bir gelecekleri olur. Bütün sorunları ancak bir eğitimle çözebiliriz. Her şey güzel olsun diyorum. Beni buraya davet ettiğiniz için, yavrumuz Abdullah Tayyip Oluşoğlu ismini verdiğiniz için, bütün Maraşlılara ve sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bizde eğitim haydan huya, yani diriden nefese, yani insandan insanaydı. Şimdi çocuklarımızın elinde tablet bilgisayarlar var, cep telefonları var, anne babanın yüzüne bile bakmıyor. Çocuklarımız sanal coğrafya tarafından, internet tarafından, akıllı telefonlar tarafından adeta esir alınmak üzere, hatta esir alındı. Çocuklarımızın bizimle iletişim kurması için, çocuklarımızın bizimle, bizim inançlarımızla, bizim değerlerimizle bağ kurabilmesi için ihtiyacımız olan bir şey var. Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın, Aslan Bey'in bizde bir karşılığı var. Ama çocuklarımıza sorun bakalım. O akıllı telefonların, tablet bilgisayarların adeta ele geçirdiği çocuklarımıza bir sorun bakalım. Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın, Aslan Bey'in ismini duymuştur. Ama bir şeyin ismini duymak yeterli değil. Onun anlamını, manasını, duygusunu kalbinde taşımaktır önemli olan. Biz çocuklarımıza bu duyguyu verebiliyor muyuz? İşte asıl kritik soru bu. Bizim kültürümüz devam edecekse, bizim yeryüzündeki iddiamız devam edecekse, bizim yeryüzündeki bu aziz milletin nizam-ı alem davası, ilahi kelimetullah davası, kızıl elma davası ne derseniz deyin, dünyaya nizam verme iddiası devam edecekse, bizim kahramanlarımızı hatırlamamız lazım. Bizim Erol Olçok'un hikayesini unutmamamız lazım. Bizim Abdullah Tayyip Olçok'un o gece, o genç yaşında, hadi baba, hadi, hadi baba çıkalım diyen Abdullah Tayyip Olçok'un kalbindeki derdi, davayı, heyecanı unutmamamız gerekir. 12 Şubat'ın ruhu neyse
15 Temmuz'un ruhu odur. Sütçü imamın derdi, davası, kavgası neyse, Ömer Halis Demir'in, Erol Olçak'ın derdi, davası, kavgası odur. İşte bu okullar bu ruhu, bu derdi, bu davayı, bu kavgayı bizim çocuklarımıza aktarmayacaksa bu okulların ne gereği var kardeşlerim? O yüzden bu okulların ismi, cismi önemli. Verdiği eğitim önemli. Bu okulların yetiştirdiği çocuklar önemli.